gelsin. Kızım çalışıyorum. Böyle damdan düşer gibi pat diye odaya girmeyi kim öğretti sana? Ben geldim. Anladım. Lütfen, telefondayım. Özel bir görüşme değildir inşallah. Çok kızıyor. Bir şey mi istiyorsun? Evet. Birincisi kravatın çok yakışmış. İkincisi biraz para isteyecektim. Duygu ile alışverişe çıkacağız. Artık farklı renkli giysileri giymek istiyorum. Gözümün önünde her gün biraz daha büyüyor bu kız. Aa Duygu, bir ayağına spor ayakkabı, bir ayağına sandalet giymişsin. Değişik olmak hoşuma gidiyor. Hadi üstünü değiştir de bir an önce çıkalım. Sen bir şey istiyor musun? Evet, istiyorum. Bir başrol oyuncusu. Yakışıklı olması gerek. Ah, onu kim istemez ki? Beşiktaş pazarında satılsaydı bir sana aldırdım bir de kendime. Evet, haftayım. Demek ilgileniyor. Harika. Hemen Ömer Bey'e haber vereyim. Öptüm. Çao. Bay bay. Ay ne kadar yapmacık. Dedemez. Ne oldu? Yeni dizi için kimi ikna ettim tahmin bile edemezsin. Seninle görüşmeye geliyor. Ali Nazik. Ali Nazik mi? Ay, tanımıyorum. Ah, Ali Nazik hiç duymadın mı yani? Biraz önce ne dedim ben? Ayrılık rüzgarında Azim can kurtaranı o oynuyor. Erkek güzeli. Bu aykı sayısını ona ayırdı. Sen de yoksa banyona bırakırım bir tane. Ömer, bu adam müthiş. Diziye çok şey katacak. Ali Nazik kebabı adını nereden aldı sanıyorsun? Dün akşam yedim onu. Gerçekten iyi. İyi ne kelime, mükemmel. Mükemmel ne kelime, mükemmel etesi. Ayrılık rüzgarının ilk bölümünde uçak kazası olmuştu. Nazan'ın doğum sancıları tuttu. Ali Nazik'in iki kolu da kırık olmasına rağmen Nazan'a doğum yaptırdı. Nasıl bir? Dişleriyle. O mükemmel bir insan. Yok, bana ne jinekolog ne de kebap lazım. Ben oyuncu istiyorum. Oyuncu. Kimse onun kadar iyi oynayamaz. O kadar içten oynuyor ki ağladığı zaman burnundan salyalar akıyor. Müthiş yetenek. Tanrı vergisi.